Kavacık'tan Rüzgarlı Bahçe'den sesleniyoruz. Teras Anadolu Sofrası'na konuk olduk. Yanımızda Teras Anadolu Sofrası işletmeciler var. Kendini biraz tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Adnan Güneş, Tokat Reşadiye. Bu işi yapıyoruz. Burada da hizmet veriyoruz. Daha önce Çengelköy'deydik. Oradan buraya taşındık. Burada tokat kebabı, kahvaltı, öğlen Osmanlı yemekleri, ev yemekleri şeklinde öyle bir hizmet veriyoruz. İsmim Habib Ulaş, ben de işletmecisiyim. Kayınpederimle beraber bir aile şirketi beraberiz. Keyifle, zevkle çalıştığımız bir noktadayız. Tekrardan hoş geldiniz. Tokat kebabı. Çok özel bir kebap. Benim de hani memleketime yakın bir yer. Oradan biliyorum. Buradan bilmeyenlere sesleniyorum. Biraz tokat kebabından bahsedelim biz bence. Tokat kebabı yapılışından, malzemesinden, fırınına kadar, pişirilmesine kadar çok önemli. Çok titizlik isteyen, itina isteyen bir kebap. Ocağı odun ateşiyle pişen, iki tarafında odun ateşi yanar. Ortada dikey olarak sarkıtılan şişlerde kuzu eti, patlıcan, biber, domates ve sarımsak. 5 tane bileşeni var, yani altıncısı yoktur. Onlar da özenle seçilmiştir. Yarım saat bir pişme süreci var ama işin yoğunluğuna göre 45 dakika, 50 dakika gibi bir zaman dilimine tekamül ediyor. Onun için daha önceden sipariş vermeleri gerekiyor. Eğer beklemek gerekmiyorsa, zaman problemleri yoksa. Bu şekilde şey yapıyoruz. Kuzu etleri Balıkesir kıvırcık kullanıyoruz. Çünkü karaman ve merinos kullanmıyor. Onlar biraz kokar, tercih edilmiyor. Onlar Balıkesir kıvırcık kokmaz ve lezzetlidir. Etler terbiye edilmeden takılıyor, tuzlanıyor, dinlendiriliyor. Dinlendirilerek yumuşatılır. Malzemelerde patlıcanlar çekirdeksiz olacak. Gönen patlıcanı, kemer patlıcanı, onları kullanıyoruz. Köy biberi kullanıyoruz. Taşköprünün sarımsağını kullanıyoruz. Yani her şey doğal. Hepsi seçme ve doğal. Hiç kızartma, bir zararlı bir ürün yok içerisinde. Hepsi özenle seçilen ürünler var. Pişirdikten sonra tepsiye servis yapılıyor. Tepside işte altına lavaş pide, kenarlara patlıcan, et şeklinde dizayn ediliyor. Ortasına domatesler, pişen domatesler püre ediliyor. Sarımsaklar top bütün kabuklarıyla pişiyor odun ateşinde. En üstte kuyruk yağı takılır zaten etler pişerken. O kuyruk yağı pişiriyor zaten. O şekilde servis yapıyoruz. O şekilde sunumu yapıyoruz. İşte odun ateşi, odunların da böyle alevli ve isli olmaması gerekiyor. Meşe grubundan seçiyoruz onları. Zahmetli, zor ve masraflı bir iş. Onun için biraz yani, uğraşı gerekiyor. Kebabının fırını bile özel. Çok yapılan bir fırın. Sizle program öncesinde Habib Bey istişare ettim bu konuyla ilgili. Yani bunu ben bizzat biliyorum. Tabii bilmeyen seyircilerim için de bir aydınlatma olsun. Bu fırın bile burada özel yapıldı sayın seyirciler. Fırınlarımız bile özel yapımdır. Özel ustalarımız, bu işin erbabı ustalarımız gelmiştir. Onlar yapmışlardır. Memlekette aşağı yukarı bir 10-15 gün buradan misafir etmişlerdir, denemişlerdir. Ona göre okeyini vermişlerdir, gitmişlerdir. Bir ikincisi demin babam söylediği gibi, yani beklemek istemeyin. Burada gerçekten beklenilir de. Manzaramızı görüyorsunuz. Burada insanlara göstereceğimiz, tabii biz müşteri olarak görmüyoruz ilk etapta, misafir olarak görüyoruz. Geldiklerinde iyi bir ağırlarız. Doğanın içerisinde çayını kahvesini içerken, sohbetini ederken kebabı da o sürede gelmiş olur. Zaten anlamaz bile nasıl geldiğini. Şimdi sevgili izleyiciler, Adnan Bey bize memleketinde söyledi, Tokat Reşa diye. Burası Anadolu Sofrası. Şimdi her şey de söylenildiği gibi olmuyor bazı yerlerde. Bunları da yaşıyoruz. Ben de bir Anadolu insanıyım. Ben de Sivaslıyım. Ama burada şunu gördüm, çünkü memleketim. Dolayısıyla ben gidince bunu hissedebiliyorum. O memleketimin o sıcaklığını, o samimiyetini biliyorum. O Anadolu samimiyeti. Burada sizi kapıda valeniz karşılıyor. Bir Anadolu sıcaklığında, biz misafirperverliğiyle. Yine Adnan Bey, Habib Bey, personelimiz. Hakikaten burada kendi evinizdeymiş gibisiniz. Biraz da personelimizden konuşalım. Kaç personelimiz var? 20 personelimiz var. Sabah kahvaltısı, öğlen işte Osmanlı ev yemekleri. İşte tokat kebabı. Fırınımız var ayrıca. Yani fırında taş fırını, odun ateşinden pide çeşitlerimiz de var. Arzu eden onlardan da yiyebilir. O şekilde de ağırlıyoruz.